Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok pratik bir açma yapacağız. Bunun için yaş mayan var. Ben erittim biraz onu. Bir paket yaş mayan var. Gerektiği kadar kullanacağımız unumuz var. Bunu da bardakla ölçeceğim sizin için. 2 su bardağı sütümüz var. Sütlerimiz ılık olacak. Yarım çay bardağı ayçiçek yağımız. 1 yumurtamız var. Sarısını ve beyazını ayırdık. Sarısını üzerine süreceğiz. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. 1 yemek kaşığı yine sirkemiz var. 2 yemek kaşığı da tereyağımız var. Ben rendeledim bunu. Eğer dolaptaysa tereyağınız, rendelerseniz çok daha çabuk yumuşayacaktır. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle mayamız var burada. Sütümüzü, şekerimizi ilave edeceğiz. Sirkemizi de bu arada koyabiliriz. Yumurta sarımızı kenara alıyoruz, sonra kullanacağız. Şeker ve tuzumuzu da hemen ilave edebiliriz. Şöyle biraz karıştıracağız. Sütümüzü de ilave ediyoruz. Yağımız vardı, yarım su bardağı. Onu da ilave ediyoruz. Onu da karıştırıyoruz. Yumurta beyazımızı da ilave ediyoruz. Evet, şimdi un ve tereyağımız kaldı. Onu da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bardaklarımızı kaldırıyoruz. Şimdi unumuzu söylediğim gibi sizin için ölçerek koyacağım. Çok sert bir hamur olmayacak. Poğaça hamurumuz, açma hamurumuz. Bardak koyduk. Bir karıştırıyoruz. Çok da bereketli bir açma oluyor. İsterseniz bunu çikolata taneleri ekleyip çikolatalı açma yapabilirsiniz. Veya zeytin parçaları ekleyip zeytinli açma yapabilirsiniz. 2 bardak koyduk. Üçüncüyü koyuyoruz. Bardak koyduk. Bunu da bir karıştırıyoruz. Dördüncü de kaldıracaktır. Şimdi elimle giriyorum artık. Hamurumuz kıvam almaya başlayınca tereyağımızı ilave edeceğiz. Şimdi tereyağımızı ilave ediyoruz. Ağır gelir derseniz, kullanmıyorsanız margarin de ilave edebilirsiniz. Onun yerine margarin kullanabilirsiniz. Bir bardak daha ilave ettik. Bu kıvam iyidir sanırım. Çok sert hamur yapmayacağız. O zaman açmamız çok sert olur. Çok fazla da yoğurmamıza gerek yok. Unumuz karıştığı anda
bizim için yeterlidir. Sonra bir yarım saat kadar mayalandıracağız. Daha sonra şekil verip tekrar mayalanmasını sağlayacağız. Sonra da fırına süreceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel yumuşak bir hamurumuz oldu. Evet, şimdi hamurumuzu bir yarım saat kadar dinlendireceğiz, mayalandıracağız. Sonra tekrar işleme devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yarım saat kadar dinlendirdik. Çok daha fazla dinlenmesine gerek yok. Çünkü ikinci bir kez daha mayalanacak. O yüzden yeterli. Burada yumurtamız vardı, bir adet yumurta sarımız vardı. Biraz ben buna ayçiçek yağı koydum. Bir yarım çay kaşığı da pekmez koydum. Daha güzel nar gibi kızarması için onu da üzerinden süreceğiz. Onu da bir kenara ayırıyoruz. Şimdi hamurumuza şekil vereceğiz. Poğaça açmamıza. Dilediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Bir mandalina kadar veya daha büyük, daha küçük. Yağlamakta fayda var. Hamurumuzu ikiye katlıyoruz. Sonra döndürüyoruz. İstediğiniz kadar kıvırabilirsiniz. Daha sonra buradan geçirip tepsimize diziyoruz. Tepsimize çünkü tekrardan mayalayacağız. Tekrar hamurumuzu alıyoruz, döndürüyoruz, ortasından geçiriyoruz. Evet. Yarım saat kadar da tepsimizde dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, iki tepsi çıktı. Şimdi bunların üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Daha sonra bir yarım saat daha tepsimizde bekleyeceğiz, dinlendireceğiz. Daha sonra da 220 derecelik fırına süreceğiz. Dilerseniz siz üzerine susam, çörek otu, o tür şeyler de koyabilirsiniz. Sade yapacağım bugün. Taş da dökebilirsiniz üstüne. O da çok güzel oluyor. Her tarafını yapıyoruz. Nar gibi kızarması için de biraz önce de söylediğim gibi yarım çay kaşığı pekmez koydum. Hem poğaçamız açmalarımıza çok güzel bir tat verecekti. Hem de nar gibi kızarmasını sağlayacaktır pekmez. Evet, açmalarımızı bir yarım saat daha dinlendirdik. Gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk iki misli kabardılar. Şimdi fırına süreceğiz. 220 derecede 15-20 dakikada pişecekler. Evet, açmalarımızı fırından çıkardık. 15 dakikada pişti açmalarımız. 15 dakika 220 ayarında pişirdik. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın.